Merhaba, bugün size başlangıç seviyesinde yapabileceğiniz 12 roundluk kickbox antrenman programı vereceğiz. Ayrıca sonunda patlayıcı kuvvetinizi hem yumruklar hem tekmeler için arttıracak ek bir çalışma göreceksiniz. Daha önce 12 roundluk boks programı yayınlamıştık. Ona ulaşmak için yukarıya veya açıklama kısmına linkini koyacağım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu çalışmalarda kullanacağımız teknikleri öncesinde biliyor olmanız önemli. Yumruk olarak sol sağ direkt yukarıya ve aşağıya, kroşe, ayrıca tekmelerde front kick, low kick ve diz tekniği olarak da düz diz tekniğini bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili detaylı olarak videolarımız vardı, onlara kanaldan ulaşabilirsiniz. Eğer kum torbasında çalışacaksanız, kum torbasında nasıl çalışacağınız hakkında detaylı bir videomuz var, ona ulaşıp oradan yararlanabilirsiniz. Gölge boksu şeklinde yapacaksanız, bununla ilgili birçok videomuz var, yine onlara ulaşabilirsiniz. Dilerseniz ayrıca bunları darbe yastıklarında veya karşılıklı olarak bir antrenman arkadaşınızla da çalışabilirsiniz. Eğer gölge boksu dışında bir şekilde çalışma yapacaksanız mutlaka tüm ekipmanlarınızı kullanın. Eldiven, bandaj, kaval koruyucu. Ben kum torbasında göstereceğim çalışmaların hepsini. Siz kum torbasında çalışırken kaval koruyucularınızı takın ama ben yıllardır yaptığım için kaval koruyucusuz göstereceğim sizi. 12 farklı kombinasyonumuz olacak ve bu kombinasyonları dilerseniz her birini 2 veya 3 dakikalık bir round şeklinde veya her birini 25-30 kez yapabilirsiniz. Her round sonrasında veya 30 kez tekrarladıktan sonra molalarınız olacak. Bu molalarda durmayın, mutlaka dans edin, hareket halinde olun. Dilerseniz araya atıştırmalık olarak şınav ya da sıçrayarak squatlar ekleyebilirsiniz. Bu size çok iyi bir kardiyo çalışması da olacak ve yoğun sıvı kaybedeceksiniz. Bu nedenle round aralarında dilerseniz su içebilirsiniz. Çalışmalara başlamadan önce mutlaka ısınmış olmalısınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Jab, low kick vuracağız, garda döneceğiz, punch, low kick vuracağız. Öndeki ayakla front kick gireceğiz, inerken jab, punch ve sol kroşe gireceğiz. Jab atacağız, jab atacağız. Bunlar çok vuruş değil, biraz hazırlayıcı vuruşlar olacak. Belki ilkinde vuracağız. Diğerlerini biraz uzaktan saklayacağız. Front kick çıkacağız. Garda dönüp sağ direk vuracağız. Öndeki ayakla front kick çıkacağız. Öne düşeceğiz. Sağ diz vuracağız. Garda döneceğiz. Sağ front kick vurup sol diz gireceğiz. Jab vuracağız, yana doğru adım atarak low kick gireceğiz, 45'e döneceğiz, jab vuracağız ve kroşe gireceğiz. Öndeki ayakla low kick çıkacağız, jab gireceğiz ve devamında low kick gireceğiz. Jab çıkacağız yukarıya doğru, biraz daha çeneye değil yukarıya, ardından gövdeye veya diyaframa punch gireceğiz, dönerken hook. Devamlı low kick vuracağız. Ceple yukarı yoklayacağız. Aşağıya gireceğiz. Devamında hook ve iç low kick ile döneceğiz. Cep çıkacağız. Devamında hook atacağız ve yakına girmemiz gerekiyor. Düşünün A noktası, B noktası, C noktası. Elimiz, kafamız ve ayağımız C noktasına gelecek. İçeri gireceğiz. Kroşe vuracağız ve devamında dizle bitireceğiz. İç low kick gireceğiz. İnerken quick jab gireceğiz. Elimiz yan olacak. Ve devamında sağ sol kroşe vuracağız. Jab çıkacağız. Dikkati yukarıya alacağız. Devamında hemen aşağıya atak yapacağız. İç low kick çıkacağız. Ve dizi çekerek güçlü geriden front kick vuracağız. Jab vuracağız, adım atarak güçlü bir şekilde low kick, garda döneceğiz, açı değiştireceğiz. Önce karna gireceğiz, dönerken de yukarıya kroşe çıkacağız. ...12 roundluk çalışmayı bitirdiniz. Şimdi de patlayıcı kuvvet çalışması programımız geliyor. Daha güçlü vuruşlar yapmak için bunu yapmanız iyi olacak. 10 tane kapalı dirsekler vücuda yakın şınav çekeceğiz. Ve 10 tane güçlü cep vuracağız. Acele etmeyin, yavaş yavaş dans edin ve güçlü bir şekilde vurun. Yine 10 şınav çekeceğiz. Güçlü
Sağ direk vuracağız. Yine 10 şınav çekeceğiz. Kollarınız yorulacak biliyorum. Eğer yapamıyorsanız gerekiyorsa kısa kısa yapın, yarım yapın. Hiç önemli değil. Kolları yakmanız çok önemli. 10 tane güçlü cep gövdeye vuracağız. Yine 10 şınav var. 10 tane güçlü sağ gövdeye vuracağız. Yine 10 şınav var. Devamında 10 tane güçlü sol kroşe, 10 şınav, 10 tane güçlü sağ kroşe olacak. Bacakları çok iyi çalıştırıp yakacağız ve güçlü tekmeler atmak için önce 10 tane squat yapıp sıçrayacağız. Squat yaparken dizleriniz öne gitmesin, mutlaka kalça geriye doğru gitsin. Çöktünüz ve yukarıya doğru sıçrayacaksınız. 10 tane yaptıktan sonra 10 sol diz, bir 10 tane daha yapacağız, 10 sağ diz yapacağız. Yine 10 tane yapacağız, 10 sol front kick, 10 squat sıçrama, 10 sağ front kick. Ve 10 squat sıçrama, 10 sol low kick, güçlü vuracağız bunları. Ve 10 son kez 10 squat yapacağız, sıçrayacağız ve güçlü sağ low kick vuracağız. Çalışma sonrasında soğuma germe egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin. Bu size çok iyi gelecek. Eğer videomuzu yararlı bulduysanız beğenip paylaşmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Hayatınıza hareket katın.